Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 3. sınıf Türkçe çalışma kitabı 91, 92, 93. sayfaları cevaplandıracağım. 6. tema değerlendirme çalışmaları cevapları. 3. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 91 cevapları. Kadın matematikçiler. Matematik alanında Nobel ödülü yoktur. Bunun yerine matematikteki en büyük ödül Field madalyasıdır. 1936 yılından bu yana verilen bu ödülü 2014 yılında ilk defa bir kadın, İranlı matematikçi Maryam Mirzakhani kazandı. Mirzakhani şimdilik Field madalyası sahibi tek kadındır. Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesindeki matematikçiler 12 Mayıs tarihini Maryam Mirzakhani anısına Kadın Matematikçiler Günü ilan ettiler. Profesör Doktor İnci Erhan. İlk 3 soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız. 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başındaki yay ayraçlara de, yanlış olanlara Y yazınız. Cevap. Matematik alanında Nobel ödülü yoktur. Doğru. Metin öyküleyici bir metindir. Yanlış. Field madalyasını kazanan çok sayıda kadın matematikçi vardır. Yanlış. Maryam Mirzakhani Field madalyası sahibi tek kadın matematikçidir. Doğru. Metin bir düz yazı örneğidir. Doğru. İkinci soru. Aşağıdaki sorulardan hangilerinin yanıtı metinde vardır? İşaretleyiniz. Cevap. Nobel ödülleri hangi dallarda verilir? Yanlış. Field madalyası kaç yıldır verilmektedir? Doğru. Field madalyasını kaç kadın kazanmıştır? Doğru. Kadın Matematikçiler Günü ne zaman kutlanıyor? Doğru. Üçüncü soru. Maryam Mirzakhani'ye soru sorma şansınız olsaydı ne sorardınız? İki soru hazırlayarak aşağıya yazınız. Cevap. 1. Matematik alanında başarısının sırrı nedir? 2. Matematik alanında kendimizi geliştirmek için önerileri nelerdir? 3. sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 92 cevapları. 4. Aşağıda verilen kelime dizilerinden cümle özelliği taşıyanların başındaki kutucuğa C yazınız. Bu cümlelerin sonuna uygun noktalama işareti koyunuz. Cevap. Teknolojinin olumsuz yönleri de var mı? C. Gün geçiyor yeni keşifler, çalışkan bilim insanı ve merak. Bir de uzay yolculuğu yaparmışız. Başına C koyun. 5. Aşağıdaki metni okuyunuz. Metnin anlatımında akışı bozan cümlenin başındaki yay ayracın içine çarpı işareti koyunuz. Cevap. Hava karardıktan sonra doğu ufku üzerine bakın. Orada birçok yıldızdan oluşan belirgin bir yıldız kümesi göreceksiniz. Çarpı, insanlar en eski zamanlardan bu yana gökyüzünü merak etmiştir. Ülkeler ya da yedi kız kardeş adlı bu kümeyi birçoğunuz daha önce fark etmişsinizdir. Ülker gökyüzündeki en parlak yıldız kümesidir. En önemli özelliklerinden biri, genç yıldızlardan oluşmasıdır. Küme yaklaşık 100 milyon yaşındadır. Bu pek de küçük bir yaş gibi görünmese de bir yıldızın milyarlarca yıl parladığını düşünürsek kümeye ait yıldızların henüz çocuk yaşta olduklarını söyleyebiliriz. Bilim çocuk. 6. Aşağıdaki yazma alanlarına, görsellerde anlatılanlara ve alttaki verilen noktalama işaretlerine uygun cümleler yazınız. Cevap.
O da gelmiş. Aa. Yusuf Aşı olmaktan korkuyor musun? Üçüncü sınıf Türkçe MEP yayınları çalışma kitabı sayfa 93 cevapları. Mars'a giden bir gemi olacak. Hayret. Senin de mi aklına bir fikir geldi? Yedinci. Evinizde kullanılan basit bir teknolojik araç belirleyiniz. Bu aracı kullanan bir aile bireyinize aşağıdaki soruları sorunuz. Daha sonra edindiğiniz bilgilerden yararlanarak bir A4 kağıdı üzerinde aracın nasıl çalıştığını aşama aşama anlatan bir kullanma kılavuzu oluşturunuz. Kullanma kılavuzunda basit bir şekil ve sembollere de yer veriniz. Fön makinesi. Bu araç hangi amaçla kullanılır? Cevap. Saçlarımızı kurulamak için kullanılmaktadır. Aracın kullanımında tehlike yaratacak, uyarı gerektiren bir durum var mıdır? Cevap. Aşırı ısınmalara ve elektrik akımlarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aracın üzerindeki her bir düğme veya butonun görevi nedir? Cevap. Sıcak hava, soğuk hava ve havanın şiddetini ayarlayan düğmeler yer almaktadır. Araç nasıl çalıştırılır? Cevap. Elektrikle çalışmaktadır. Araç nasıl kullanılır? Cevap. İsteğe göre hava ayarlanır ve gelen hava saçlarımızı kurular. Araç nasıl durdurulur? Cevap. Güç kapatma düğmesinden durdurulur. 8. Aşağıdaki metinde yabancı dillerden dilimize geçen kelimeler yer almaktadır. Bu kelimelerin Türkçelerini kullanarak metni yeniden yazınız. Hafta sonu babamla elektronik eşyaların satıldığı bir mağazaya gittik. Mağazada joystickler, çeşit çeşit kompüterler, uzaktan bağlanabilir mouse'lar ve daha neler neler vardı. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi gerçekten de çok şaşırtıcı değil mi? Cevap. Hafta sonu babamla elektronik eşyaların satıldığı bir mağazaya gittik. Mağazada oyun çubukları, çeşit çeşit bilgisayarlar, uzaktan bağlanabilir fareler ve daha neler neler vardı. Teknolojinin bu kadar hızlı gelişmesi gerçekten de çok şaşırtıcı değil mi? Benim cevaplandırmam bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki cevaplandırma videosunda görüşmek üzere. Lütfen takipte kalın.